Demet Evgar. O doğduğunda takvim yaprakları 19 Mayıs 1980'i gösteriyordu. Levent Bey ile Bingül Hanım'ın çocuğu olarak Manisa'da dünyaya geldi. Oldukça kalabalık bir evde büyüdü. Babaannesi, büyük babası, halası, amcası, kısacası herkes aynı çatı altındaydı. Hal böyle olunca evin neşesi, eğlencesi hiç eksik olmadı. Demet'in de oyunculuğa merakı çocuk yaşlarda başlamıştı. Demet Evgar, bir Style dergisine verdiği röportajında çocukluk yıllarını şöyle anlatıyor. Oyunculuk serüvenimin başlangıcı tiyatroya başlangıcımla aynı zamana denk geliyor. Bana tiyatroya ilk nerede başladınız dediklerinde ev tiyatrosunda diyorum. Gerçekten evde başladım ben tiyatroya. Sahne benim için salondu ve seyircilerim de hiç eksik olmazdı. Masal gibiydi gerçekten. Bugüne dair şunu hissediyorum. Artık kahramanımız bir masalın içinde olduğunu fark eder ve bunun daha çok tadını çıkarmaya başlar. Küçük Demet'in evin salonunda yaptığı gösteriler ilkokulda, okul tiyatrolarında da devam etti. Ancak lise yıllarında biraz uzaklaştı. Demet Evgar'ın oyunculuk macerası 17 yaşındayken Manisa'daki amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başladı. Sahneye ilk kez Kaç Baba Kaç adlı oyun ile adım attı. Daha profesyonel bir oyuncu olmak için konservatuvar sınavını kazanıp İstanbul'a gitti. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın tiyatro bölümüne kaydolan Demet, burada arkadaşlarıyla birlikte Tiyatro Kılçık adında bir topluluk kurdu. Sadece oyuncu değil, yazar kimliği de vardı. Bu toplulukta oyuncu ve yazar olarak çalıştı. 2003 yılında konservatuvardan mezun olan Demet Evgar, aynı zamanda Kenter Tiyatrosu oyuncular arasında da yer aldı. Televizyona ise ilk kez 2000 yılında çıktı. Genç Demet, eğitiminin devam ettiği günlerde 7 Numara adlı diziyle ekranlara merhaba dedi. Ardından Aslı ile Kerem, Çiçek Taksi, Tatlı Hayat ve Emret Komutanım gibi önemli dizilerin kadrosunda bulundu. Tiyatro ve televizyon çalışmaları devam ederken beyaz perdeye de adım attı. Başarılı oyuncu 2005 yılında yönetmenliğini Mustafa Altıoklar'ın yaptığı Banyo filminde oynadı. Kariyerinde yükselişe geçen Demet Evgar, 2008 yılında bugün bile unutulmayan projesi Bir Kadın Bir Erkek dizisinde Zeynep Yıldırım karakterine hayat verdi. Emre Karayel ile başrolü paylaşan güzel oyuncunun bu projesi kısa sürede fenomen hale geldi ve 2015 yılına kadar sürdü. Demet Evgar, El Ele dergisine verdiği röportajında Bir Kadın Bir Erkek dizisiyle ilgili şunları söylemişti. Oyunculuk anlamında bir etüt alanıydı gerçekten. Sürekli bir tiyatro provasında olduğunuzu düşünün. Oyunculuk anlamında bana kattığı bu oldu. Hızlı bir pratik alanı sağladı ve elbette ki çok daha büyük bir kitleyle tanışmama vesile oldu. Daimi dostlukları da içinde barındıran bir dönemde aynı zamanda. Yani benim için çok kıymetli bir yerde. Herkesin de izledikçe tebessüm ettiği bir işti ve gülmek gerçekten çok sihirli bir şey. Bir yerde okumuştum. Günde bilmem kaç kere gülmen gerekiyor. Çünkü güldüğünde seni gençleştiren ve hastalıkları yok eden hormonlar salgılıyorsun ve beyin o kadar aptal ki kahkaha taklidi yapsan bile güldüğünü zannediyor ve direkt bahsettiğim hormonları salgılıyor. Aa, kahkaha atıyor şu an diyor ve gerçekten içten gülmesen bile beyin bunu ayırt edemiyor. Toplumsal olaylar ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında farkındalık yaratmaya çalışan ünlü oyuncu birçok meslektaşıyla birlikte 2008 yılında meme kanserine dikkat çekmek amacıyla soyundu. Demet Evgar'ın o pozları günlerce konuşuldu. 2009 yılında Mahzun Kırmızıgül'ün unutulmayan filmi Güneş'i Gördüm'de Havar karakterine hayat veren Demet Evgar performansıyla alkış topladı. Ses getiren bu film çok sayıda ödülün sahibi oldu. Aynı yıl Cem Yılmaz'ın Yahşi Batı filminde de oynadı. Hem ekranların hem de beyaz perdenin aranan yüzü haline gelen Demet Evgar, 2014'te Yeteneksiz Siniz Türkiye yarışmasında konuk jüri olarak yer aldı. 2017'de senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı Aile Arasında adlı komedi filminde Engin Günaydın ile başrolü paylaştı. Bu film gişede 5 milyon izleyiciyi aşarak Türkiye'de en çok izlenen 10 sinema filmi arasına girdi. Aynı yıl Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in başrolü paylaştığı Vatanım Sensin dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Komedi ise komedi, dramsa dram. Rol ayırt etmek ya da seçmek gibi bir derdi olmadı. Başarılı oyuncu özellikle 2018 yılındaki Avlu dizisiyle büyük ses getirdi. Kısa sürede reytingleri alt üst eden bu dizi, ömrü hapishanede geçen kadınların hikayesini ele aldı. Demet Evgar bu dizide hapishaneye giren Deniz Demir karakterine hayat verdi. Bu rol onu ister istemez psikolojik olarak oldukça olumsuz etkiliyordu. Ünlü oyuncu bir röportajında şunları söylemişti. "Oynadığım rol psikolojik olarak çok mutlu olacağım bir rol değil. Üzüldüğüm, bunaldığım oluyor. Allah kader kurbanlarının da yardımcısı olsun." Bizler onu ekranlarda hayranlıkla izlerken Demet Evgar'ın kendisiyle ilgili ilginç bir takıntısı var. Başarılı oyuncu GQ dergisinden Kanat Atkaya'ya verdiği röportajında şunları söylüyor. "Oynadığım dizi ve filmleri asla izlemem. Çünkü yaptığım hataları görmekten nefret ediyorum." Elbette her insanın hatası vardır. Zaten hatalar da insana mahsustur. Bu yüzden hatasız kul olmaz deriz ya hep. Önemli olan hatalarımızdan ders çıkarmaktır. Demet Evgar bir röportajında hata yaparak neler öğrendiğiniz sorusuna şu yanıtı vermişti. "Bizim tiyatro Pangar'ın ilk işlerinden birisi Macbeth'ti. Çok büyük bir prodüksiyondu. İlk işimdi. Herkes Demet ne yapacak derken maddi manevi battım, bittim. O kadar başarısız oldu ki. Ondan sonra elde ettiğim bütün başarıları ona borçluyum. Ben almam gereken şeyi aldım." 2007'de yer aldığı rock müzikallerinden bu yana oyunculuk kariyerinin yanı sıra şarkı söylemeye ve müzikal projeler geliştirmeye devam eden Demet Evgar, 2020'de Nanay isimli ilk single'ını yayınladı. Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan bu şarkıyı yalnızlığa övgü olarak nitelendiren Demet Evgar devamında şunları söylüyor. "Nanay için tek bir şey söyleme hakkım olsa yalnızlığa övgü derim. Ne kıymetlidir yalnızlığımız. Kendimizi tanımak için ne önemli bir kapıdır. Ama bazen o kapıdan içeri girmeye korkar bir yanımız. Sevdiğimiz insanın kendisiyle baş başa kalmak istemesi bile korkutur bizi. Halbuki ilişki içinde de insanın yalnız kalma hakkı vardır. Böylece hem kendini hem de ilişkiyi büyütür. Yalnız kalmadan kalabalık olamaz insan. O yüzden kendinizin, sevdiğinizin yalnız kalmasına müsaade edin arada. Molalar iyidir, iyileştirir insanı." Demet Evgar'ın özel hayatına gelecek olursak, bugüne kadar aşk hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu, Bir Style dergisiyle yaptığı söyleşisinde bir erkekte ne ilginizi çeker sorusuna şu yanıtı vermişti. "Utanan erkek benim için çok cezbedici ve seksidir. Kendisine dalga geçen, hatalarına gülen, kendinden emin ve sade erkekleri beğeniyorum." Ünlü oyuncu 6 yıl boyunca birlikte olduğu Levent Babataş ile Mayıs 2022'de nikah masasına oturdu. Ağustos ayında da Mavi ismini kızını dünyaya getiren Demet Evgar anne olma sevinci yaşadı. Ünlü oyuncu hamilelik sürecini şu sözlerle anlatmıştı. "Bebeğimi bedenimde misafir etmeden önce sıkışmış bir dönemdeydim. 40 gün boyunca sabah 5.30'da kalkıp meditasyon yaptım. Zaten o süreçte de hamile kaldım. Kızıma vücudumda sağlıklı bir alan açmak için gece yarıları 3'te uyanıp yoga yapıyorum." Ünlü oyuncu başka bir röportajında ise annelik duygusunu şu sözlerle tarif ediyor. "Mavi'den sonra hayatımda her şey değişti. Bambaşka bir kişi oldum. Tuhaf bir sakinlik geldi. Eşim ve ailem çok yardımcı oluyor bana bu süreçte. Her günüm şükürle geçiyor." Demet Evgar sadece oyuncu değil, artık bir anneydi. Hatta önce anne, sonra oyuncuydu. Çocuğunun üzerine titreyen ünlü oyuncu, kızını nasıl yetiştireceğini bir röportajında şöyle anlatıyor. "Bizim evde televizyon olmayacak. Muhtemelen Mavi'yi köy okuluna yazdırırım. Çünkü büyük kentlerde, özel okullarda okuyan çocuklar başlarını tabletten kaldırıp merhaba demeyi bilmiyor. Kızıma bir şeyler öğretmeye hiç niyetim yok. Çünkü biliyorum ki tüm çocuklar gibi bilgece doğacak. Niyetim çocuğumu toprağın içine bırakmak, arkasına doğanın gücünü almasını sağlamak. Bir de dil bilsin, yeter." Biz de ünlü oyuncuya ömrünün geri kalanında ailesiyle birlikte sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz.